Beta Sürüm'den merhabalar, ben Osman. Bugün kendi motorum olan Regal Raptor 250 E9'u anlatacağım size. Şimdi motoru şöyle yakından bir bakalım. Regal 250 E9'a baktığımız zaman Honda Rebel 250'nin aslında birebir kopyasını görüyoruz. Hem de motoruna kadar her şeyi kopyalamışlar ama tabi bazı teknolojik yenilikler katmışlar. O kadar da birebir kopyalamamışlar. Klasik bir motor görüntüsünün ardında olabildiğine parlak kromajlarla biraz gösteriş katmaya çalışmışlar. Tabi bu genelde Çin motorlarında bu tarz makinalarda daha çok işte renkli karenajla kapatılan yerleri, bunun daha çok kromaj renkleri ön planda ve kendini daha zengin, daha değerli toplu gösteriyor bu motor. Tarihinden kısaca bahsedecek olursak 2005 yılında Türkiye'ye giriş yapıyor. Yellow Rock adında firma bu motorları getirmeye başlıyor. Sonradan Regal Raptor olarak değiştiriyor. Tabi Asya motorunda aynı model, aynı şekilde görünen Pars 250 adında da bir motoru mevcut. Şimdi dış görünüşüne bakacak olursak öncelikli olarak bazı çakal satıcılar var. Bunu size söylemek istiyorum. Şuradaki standart olan koruma demirini çıkartıp size satıyorlar. Sonrasında da bunu parayla geri şu koruma demirini ayrıyeten size satıyorlar. Buna çok dikkatli olun. Normalde bu klasik model tamamen koruma demiriyle beraber geliyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim size. Dışarıdan bakınca zaten olabildiğince kromaj var. Kromaj görünen yerlerin şurası, burası yani buralar hep metal ama şu aslında bir plastik parça. Plastik parçanın üzerine kromaj kaplamışlar. Şöyle söyleyeyim, hani bu kötü olmuş olsaydı şu an 10 yaşındaki motor bunu çoktan dağılmış olması lazımdı. Hani üzerindeki pul pul dökülmüş olması lazımdı. Hani o kadar kötü değil ki malzeme, hala kendini gösterebiliyor. Ön tarafına gelecek olursak kendi orijinal farı aslında hiçbir şey göstermiyor. Eski Anadolu'larda, Toros'larda bulunan 35 wattlık bir ampul vardı. Ben onu bunun sonradan çıkan versiyonlarının çıkan ön farıyla değiştirdim. Ön tarafında 55 wattlık bir halojen ampul var ve gerçekten önünüzü gösteriyor. Önceki hiçbir şey göstermiyordu. Yaktığınız zaman sadece kendini yakıyordu ve ısıtıyordu. Ekstrasında yolu falan göremiyordunuz zaten. Biraz daha geriye doğru geleceğimiz zaman olabildiğine fakir bir ekranı var diyelim. Kilometre saatinden başka yani kaç kilometre hızla gittiğinizi görüyorsunuz. İşte alt tarafta trip metre bir tane mekanik olarak var. Üst tarafta da odometresi, o da mekanik. Olabildiğine mekanik bir motor zaten. Bir tek burada elektronik olarak elektronik ateşleme diye bir şey var. O yani, başka da bir şey yok zaten elektronik. Aynalara bakacak olursak da orijinal aynalarını alırsanız gerçekten arkasını inanılmaz gösteriyor. Yani yakın mesafeden de olsa, uzak mesafeden de olsa yani ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Motosikletin ön tarafında kullanılan takozlar, önceki değiştirdiklerim tamamen metal kaplamaydı ama malzemesi biraz dandikti. Sonrasında daha kaliteli bir parçalarını bulup onların montajını yaptırdım. Motor 10 yaşında olmasına rağmen kromajla alakalı çok büyük sorunlar yaşatmıyor. Ama en büyük yaşattığı sorun ise egzoz çok aşağıda olduğu için sürekli kaldırımlara sürtüyor. Bunu kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor. Motor ilk baktığınız zaman kendini en çok gösteren şey depo oluyor. Depo kendince bir estetiği var. Kötü değil. Ama üstünde çıplak olduğu zaman çok güzel görünmüyor açıkçası. Deri olması çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Depo 10 litre. 1 litrede bunun bildiğim kadarıyla 1 ya da 2 litre olması lazım. Tam olarak emin değilim. Yedek deposu var. Şimdi depo demişken şundan bahsetmek istiyorum. Dizlerinizde tam olarak saramıyorsunuz ister istemez. Çünkü yapısı size gelirken incelmeye başlıyor ve dizinizle sarmanızı engelliyor. Yani ben eğitimi aldıktan sonra dizimle daha çok sarmaya başladım ama benim sol tarafında boyayla alakalı bir sorun yaşadım. Dizlik oradaki boyayı tamamen götürdü. Böyle bir
sıkıntı yaşattı bana. Peki oturduğumuz zamanki durum nasıl? Şimdi benim bir arkadaş vardı CBR125 kullanan. O motordan bu motora bindiği zaman 2+1 diyor buna. Şu anki koltuğu biraz kötü ama orijinal koltuğuyla kullandığınız zaman gerçekten rahat. Uzun yolda hani artık 350-400 kilometreden sonra canınız sıkılmaya başlıyor. Artık oturamamaya başlıyorsunuz. Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi şimdi şey olmuş olsa şurada olmuş olsa üstüne basıp kalkacaksınız, rahatlayacaksınız uzun yolda ama burada olduğu zaman kendinizi gidona çekip kaldırmanız gerekiyor. O da tehlikeli olduğu için yapamıyorsunuz. Dinlendiğiniz süre boyunca oturmamanız lazım ki yani rahatsızlık çekmeyesiniz. Gelelim artçı selesine. Bu görmüş olduğunuz artçı selesi normalde orijinali değil. Orijinali hemen hemen bunun yarısı kadar. Oturduğunuz zaman inan arka tarafta artçı olarak gitmek istemezsiniz bu motorda. O kadar rahatsız eden bir artçı selesine sahip. Ama bu koltuğu yaptırdıktan sonra arkada gidenlerin hepsi inanılmaz memnun. İşin garip tarafı bu koltuğun altındaki parça benim eski koltuğun parçasıydı. Ve bunu yaptırmak zorunda kaldım. Çünkü çok rahatsız oluyordu arkaya oturanlar. 100 lira olan parçayı aynı şekilde şunu üstündeki parçayı 100 liraya yaptırarak çok daha konforlu bir koltuk haline getirdik. Tabii birkaç fotoğrafını çekmiştim. Bu arada da gösteririm onları da. Şimdi arka tarafa oturdunuz. Oturduğunuz zaman normalde bunun orijinal sisi barı şu kadar. Bunun yarısı kadar boyutunda ve direkt belinize oturuyor. Bu biraz rahatsızlık veriyor. Bu biraz daha yukarıda olduğu için bu biraz daha sırtınıza dayıyor. Ve şurada oturduğunuz zaman burası daha rahat bir size konfor sağlıyor. Şimdi bunun en çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi sinyalleri. Sinyal vermeye başladığınız zaman sesli olarak size ikaz veriyor. Aslında bu hani eski tip arabalardaki kadar bodoz bir sesi var. Ama bunun artısı olarak çevrenizde de dikkat çekiyor ve siz giderken de sinyalin açık kalıp kalmadığını aslında sesli olarak da takip edebiliyorsunuz. Bu güzel bir artısı. Ama sesi çok kötü olduğu için de bunun biraz eksisi de var. Şimdi motor aldığınız zaman şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun üzerinde ne sisi barı, ne çantası, ne de böyle deri aksamı falan oluyor. Bunun en büyük sıkıntısını çantada yaşıyorsunuz. Çünkü bir yerden bir yere giderken sırt çantanızı almak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bu artçı koltuğunu söküp şu heybenin kendisini taktığınız zaman o kadar rahat oluyor ki eşyalarını taşımak. İki tarafı da atıyorsunuz ve rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Genelde 100-150 liraya çok rahat bulunabiliyor bu markanın çantaları. Ve hani gözüne de çok batmıyor insanın bu tarz bir çanta. Hatta bu çanta olmadığı zaman insanlar senin çantan yok mu falan diye soruyorlar. O kadar bütünleşmiş ki bu çantalar. Hani bütün işleminizi de görüyor. Bu tarz bir motor alıyorsanız özellikle bundan mutlaka taktırın. Sırtınıza taşımaktansa arkanıza taşımak en güzeli. Şimdi lastiklerden ufaktan bir bahsetmek istiyorum. Orijinal üzerine ne geliyor bilmiyorum ama benim önceki lastiklerim Tayvan'dı. İnanılmaz rezil bir lastikti. Özellikle bu lastiğin kesinlikle değiştirin. Ben bir şekilde Michelin uydurdum. Hani Michelin kullanıyorum ve gerçekten virajlarımda daha sağlıklı ve daha güvenilir dönüyorum. Hani eski lastiğimde arada ne oluyor diye sürekli beni kaydırdığı oluyordu. Bunda nispeten çok daha az yapıyor. Gene yapıyor ama hani ağırlık dengesi altta olduğu için gene yaptığı oluyor ama eskisi kadar değil. Yani bu şekilde anlatabilirim size tasarım olarak dışından görünüşünü ve hissiyatını. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Sürüşün. Bu motorun sürüşü, hissiyatı. En başta şunu söyleyeyim. Benim ilk motorum bu.
eğitim aldığım motor bir komiter olduğu için ilk başta komitere bindiğim zaman bir garipsedim. Arada bir çetenin motoru kaçırmışlığım da oluyor zaten. Hani komiterden buna bindiğiniz zaman ya da bu motordan komitere bindiğiniz zaman bir afallıyorsunuz ufaktan. Hani biraz motor kullandıysanız bu motor da hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Gücüne gelecek olursak ister istemez yeni versiyonlarına göre, yenileri 249cc, bu 235cc gerçekten güç farkı var yenilerinde. Bu biraz daha sınırlı kalıyor yanında ama onlarda çok güçlü olmasına rağmen onlarda fren sorunu var. Mesela onlarda ön tarafta iki çift taraflı papatya disk koymuşlar fren, eyvallah. Arka tarafı da disk koymuşlar. Bunun ön tek disk iki kaliperle sıkıyor. Arkası da kampana. Ama inanın bu motorun freni daha iyi. O motor çok güçlü ama o fren yetersiz gibi geliyor. Arka freni kaydırıyor onların, yeni modellerin. Eski modelde kampana olduğu için onun ayarını yapıyorsunuz ve tutma ayarını ayarladığınız zaman ve kendiniz de alıştığınız zaman arka fren yapmak çok daha eğlenceli ve çok daha zevkli oluyor aslında bunda. Ötekinde çok korkutuyor beni. Fren yaptığınız zaman düz giderken arka tarafı direkt götürmeye başlıyor sizi. Bu motorun diğer en çok sorulan sorularından bir tanesi, abi şehir içinde nasıl gidiyorsun? Vallahi şehir içinde gidiliyor. Yani illa apaçilik yapacaksanız size göre değil. En baştan konuşalım bunu. Bu motor daha böyle ağırbaşlı insanlar için. Artçınızla beraber hani böyle bir sele yaptırdığınız zaman çok daha rahat gezebiliyorsunuz. Ben ailemin yanına Uşak'a 3-4 kez gittim. 550-600 kilometrelik yolda yani 400'den sonra artık can sıkmaya başlıyor. Bu selede oturamıyorsunuz. Hep sürekli bir yerde durup su içip çay içip dinleneyim, tuvalete gideyim diye kendinize bahaneler uydurmaya başlıyorsunuz. Bu seleyi ne yapıp edip bir şekilde iyileştirmeniz gerekiyor. Hani ben orijinal selesiyle kullanıyorum ki 10 yaşında olan bir motor. Büyük ihtimal hani artık süngeri kendinden geçtiği için bana da çok rahatsızlık veriyor. Süngeri ve koltuğundan bahsetmişken bel fıtığı rahatsızlığı olan insanlar bu tarz motoru kullanmasınlar. Çünkü oturuş pozisyonu olarak bel fıtığı hastaları için şu pozisyon uygun bir pozisyon değil oturuş olarak. Bunu da dikkate alsınlar. Uzun yol haricinde şehir içinde kullanımda ise gidonu biraz geniş geldiği için geçemediğiniz yerler oluyor. Ama çoğu zaman da geçebiliyorsunuz. O sizin biraz daha maharetinize ve kabiliyetinize bağlı bir şey olarak değişiyor. Yokuşta kalkışla alakalı benim yaşadığım bir sorun olmadı. Arkamda artçı varken de olmadı. Ama titreşimle alakalı biraz sorunları var ister istemez. 110'dan sonra titreşim hissedilebilir derecede oluyor. Ve hani son hız, benim cesaret edip de çıkabildiğim son hız 135 kilometre. Ama bu motorla, yani bu kullanmış olduğum bu motorla 140 kilometrede çıkan var. Ama 110'dan sonrası gerçekten hani bu tarz bir motosikletle pek güvenli olmuyor. Neden güvenli olmuyor? Çünkü kullandığınız motosiklette oturduğunuz zaman bir paraşüt gibi açılıyorsunuz. Bu en büyük şeylerden bir tanesi, handikaplarından bir tanesi. Kapanamıyorsunuz motorda. Ama diğer başka motorlarda veya karenajlı motorlarda bunu yaşamıyorsunuz. Ama bu tarz motorlarda önünüz açık olduğu için ve sürekli hava aldığınız için 110'dan sonra hatta 120-125 civarlarında artık kontrol biraz daha zorlaşıyor. İster istemez biraz daha tehlikeli hale gelebiliyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu hızlara çıktınız ama bunu da süspansiyonların karşılığı olması lazım. Bunun üzerinde yay ön yüklemesini değiştirebileceğiniz 7 farklı kademe var. Valla şu ana kadar bana bir kere ayarlandı ama sonrasında hiçbir değişiklik yapmadım. Uzun yolda çok bir rahatsızlığını çekmedim bu süspansiyonların. Yeteri kadar iyi. İçinde piston ve dışında yay var ve güzel bir şekilde iki taraflı olarak bu karşılıyor isteklerinizi. Şimdi ufak tefek çukurlardan geçtiğiniz zaman çok fazla hissetmiyorsunuz ama biraz çukurların boyutları büyüdüğü zaman ve yolun kendi biraz bozulmaya başladığı zaman hissedilebilir şekilde size bunu yansıtıyor. Ön amortisörü ben fren yaptığım zaman çok güzel yığılığını gördüm. Hani fren yaparken amortisör size yeteri kadar destek sağlıyor. Zaten çok fazla eğik değil. Bunun daha farklı versiyonları var. Daha fazla açısı olan versiyonları var. Onlar frende ve dönüş açılarının biraz daha sıkıntılı olduğunu söylüyorlar. Ama bunun ön amortisöründe fren yaptığınız zaman sizi karşılayacak bir yapısı var. O yönden ben ön amortisörünü seviyorum ama arka amortisör dediğim gibi çukurlara mukurlara girdiğiniz zaman sizi biraz rahatsızlık veriyor.
Son olarak işletme maliyetlerine gelecek olursak, bir depo dediğim gibi 10-11 litre alıyor. Hani benim en boş olduğunu düşündüğüm zaman da bile 10-11 litre aldı. Yani bir depoyla 200 ile 300 arasında değişiyor. Bu ne kadar gazladığınıza, yani gazı ne kadar açtığınıza göre değişiyor. Genelde 280 civarında yedek depoya geçmiş oluyor. 280 kilometre sonra yedek depoya geçtikten sonra da maksimum 20 ile 30 kilometre arasında bir benzin istasyonu bulmanız gerekiyor. Yoksa yolda kalırsınız. Egzoza gelecek olursak, orijinal egzozu hani hafif bir sesi olan, dışarıyı çok rahatsız etmeyen bir sesi var. Ama benden önceki sahiplerinden birisi egzozu içini kestirip olabildiğine ses çıkaran bir yapıya çevirmiş. Hani biraz rahatsızlık veriyor açıkçası. Özellikle zaten ara gaz çektiğinizde etrafınızdaki insanların sizi duymasını sağlıyorsunuz. Ama bazen ben bile rahatsız olabiliyorum. Uzun yolda bu biraz kötü bir şey aslında. Çünkü uzun yoldayken akşam evinize gittiniz, yatağınıza yattınız ve kulaklarda çınlama. Pek güzel olmuyor açıkçası. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çin malı ve Hint malı motorları neden işte 5 yaşında, 10 yaşında bir motoru kullanayım dersiniz. Bu motosiklet bana motosikletin ne olduğunu anlattı açıkçası bana. Şimdi nasıl ya falan diyeceksiniz bana. 8 yaşında bir motor aldım ve ara ara ister istemez bazı parçaların değişmesi gerekiyordu. Çünkü artık yaşlanmış bir motordu. Sıfır olan Hint ya da Çin malı motor bu kadar masraf çıkarmaz ama bu kadar yaşlanmış bir motorun bazı parçalarının değişmesi bana denk geldi. Ve parça parça değiştirmeye başladım. İşte yaklaşık bir 4 sene önce aldığım fiyata hemen hemen üstüne biraz daha fazlasını harcadım. İster istemez bunlar oluyor. Yani bunun kaçışı yok. Ve bu motorda yaşanılan en büyük sorunlarından bir tanesi, mesela satarken bunu satıcılar ya da servisler çoğu zaman söylemiyor. Motor freni yapmayın. Özellikle Hint malı ve Çin malı motorlarda motor freni yapmayın. Çünkü bu şuna sebebiyet veriyor. Bunun üstünde bulunan dişi sistemi yoruluyor. Ve yorulduktan sonra bir müddet sonra da sizi yolda bırakıyor. Ben hayatımda bir kere bu motorla yolda kaldım. O da zaten biliyorsunuz Regal Raptor'la yolda kaldık diye bir tane video vardı. Hani o video işin aslını gösteriyor bize. Ustaya gittiğim zaman bana şunu söyledi. Motor freni yapıyor musun dedi. Evet dedim. Aklında olsun bundan sonra motor freni yapma dedi. Ve bunu da ben size söyleyeyim ki Çin malı ya da Hint malı kullanıyorsanız motor freni yapmayın. Bu sefer de bizimkisini çekelim dedik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Ekranın sol alt köşesinden RX3'ün incelememize, sağ alt köşesinden de RS200'ün incelememizi izleyebilirsiniz. Neye? Yeni mi kapattın? Ha, yeni kapattım.